Tonguç Dershane Sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 1. dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Hiç endişelenme Tonguç'um. I am not ready yani hazır değilim dedin ama biz seni inşallah I am ready dedirteceğiz ve mükemmel bir şekilde süper bir yazılı provası yapacağız. Hocam İngilizce sorularını biliyor musunuz? Evet Tonguç'um. İngilizce sorularını biliyoruz. Çünkü Milli Bakanlığı bu sene çok güzel bir şekilde bize örnek sorular da yayınladı. Ortak yazılı konu soru dağılım tablosu yaptı ve örnek senaryolarda acaba sorular nasıl gelir? Nasıl sorular sorulması lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunların hepsini sordu. Biz de tam da buradakine uygun, benzer, süper yazılı provası hazırladık. İnşallah sen güzel bir şekilde çalışacaksın. Yazılı provamızı izleyeceksin. Ve aynı zamanda yazılı notlarından da hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için süper bir şekilde çalışacaksın. Ve aynı zamanda biliyorsun etiketi kazıdığımızda burada burada hemen şunu göstermek istiyorum. Kitabımızın arkasına yazı notlarının arkasına etiket kazıdığımızda bir kod çıkıyor. Bu kodu TAS uygulamasından girerek mükemmel bir şekilde ortak sınav denemelerine de ulaşıyoruz. Bu denemeler bize tüm derslerde yani Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce'de süper yardımcı olacak. Hem LGS için hem de ortak sınav denemeleri için. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yazın notları kitabımızdan Me ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda tat uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle Yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Müzik Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu tat uygulamasındaki kitap aktivasyonu bölümüne gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise Gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım ve 100 aldıran yani İngilizce'de 100 ne demek Tonguç'um? 100. Harikasın 100 alacağız inşallah, 100, 100 alacağız. Öğrenci notlarımız var. Bu notları zaten yazı notlarında da bulabiliyoruz. Hap bilgiler vereceğiz. Açık uçlu ve klasik sorular çözeceğiz ve ardından da MEB ortak sınav denememizde buradan yazı notlarına yapacaksınız. Bu deneme aynı zamanda arkadaşlar tüm dersler soru bankamızın içerisinde de var. Burada biliyorsunuz İngilizce de var tüm ders olarak. Burada yine etiketi kazıdığımızda şurada nerede? Buradaki etiketi kazıdığımızda bir kod çıkıyor. Bu kodu girerek yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav denemelerine ulaşabiliyoruz. O zaman let's start diyoruz. Hadi başlayalım diyoruz. Hadi bakalım intromuz girsin videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi first semester yani birinci dönem first exam subject yani birinci sınav konularına bakacağız. Öğrenci notlarındayız, student notlarındayız. Zaten arkadaşlar ...yazılı notlarımızın içerisinde... ...burada bakın... ...birinci dönem yazılı notlarında... ...baktığımızda friendship konusuyla alakalı... ...bakın burada birinci dönem, birinci yazılı... ...burada çok güzel bir şekilde... ...friendship ile alakalı kelimeleri veriyoruz... ...bu kelimeler önemli çünkü... ...hem LGS'de... ...hem de yazılarda kelime bilmiyorsak yapamayız... ...mesela... ...honest ne demek Tonguç'um... ...dürüst... ...harikasın, dürüst demek... ...she is an honest girl... ...yani o dürüst bir insan diyor... ...dürüst bir kız diyor... ...dolayısıyla burada... Anıs kelimesini bileceğiz. Eğer bilmiyorsak kafamız karışır. Dolayısıyla buradaki Türkçe kelimeleri, kelimelerin Türkçesini öğreneceğiz. Burada konu anlatımlarımız da var. Ardından ikinci sınav, bu sınavda yani ikinci ünitemiz olan Teen Life var. Teen Life'da işte like, love, enjoy, dislike, hate, prefer bu kavramları da hep beraber öğreneceğiz. Şimdi öncelikle genel bir kazanımlara bakalım. Describing characters yani karakterleri tarif edeceğiz. She always tells the truth. Ne demek istiyor burada Tonguç'un? O hiç yalan söylememiş. Harikasın. Yani esasında şöyle diyor. O daima söylermiş doğruyu. Yani senin söylediğin aynı anlama geliyor. Hiç yalan söylemezmiş. She never tell lies deseydi olurdu mesela. Senin dediğinin tam benzeri olmuş oluyor bu da. She is an honest girl. O dürüst bir kızmış. O zaman bu kelime burada doğru. Bir de accepting and refusing var. Yani kabul etmek ve reddetmek. Burada da sure why not Tabii ki neden olmasın gibi ifadeleri kullanacağız. Zaten sorularımız geliyor. Mükemmel, harika sorular hazırladık. Hatta burada senin için Tonguç'um MEP kazanımlarına uygun süper sorular da hazırladık. Hatta şöyle göstereyim bak burada. Read and Invitation veyahut da aynı zamanda burada şu tarzı göstereyim bak hatta şöyle. Teen Life'da da yine süper sorularımız var. Şimdi giving explanations and reasons. Yani açıklamalar yapıyoruz ve sebepler söylüyoruz. I'm afraid I can't come. Burada ne demek istedi Tonguç'um? Korkarım gelemeyeceğim. Harikasın. I'm afraid korkarım I can't come. Gelemeyeceğim. I'm going to visit my cousin. Ben kuzenimi ziyaret edeceğim diyor. Dolayısıyla bak önce açıklamasını yaptı. Daha doğrusu önce e, gelemeyeceğini söyledi. Ardından da reason yani sebebini söyledi. Neden gelemiyorsun ki kardeşim? I'm going to visit my cousin. Ben kuzenimi ziyaret edeceğim dedi. Şimdi istersen direkt sorularımızla mükemmel bir şekilde pekiştirmeye başlayalım. Şimdi diyor ki... Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. With suitable personal traits according to the text uygun kişisel özelliklerle metne göre diyor. Bakalım. Şimdi burada başladım. Hi, I am Tim. Merhaba, ben Tim diyor. I have three good friends. Emily, Mike and Lily. Bunun üç tane iyi arkadaşı varmış. Kimmiş bunlar Tonguç'um? Emine, Mike, Lily. Emine değil de Emily Tonguç'um. Aynı şey fark etmez. Emily, Mike and Lily. Tamam. Emily always helps me when I need it. Emily daima yardım edermiş ona yani bana diyor. When I need it. İhtiyaç duyduğumda. She is always there for me. O daima benim için oradadır diyor. Yani yardıma ihtiyacı olduğu yerde. Lily is very friendly and cares about everyone. Lily çok arkadaş canlısıymış ve herkes için endişelenirmiş. Herkesi böyle ciddi bir kale alırmış yani. Mike makes us laugh a lot. Mike hepimizi güldürüyormuş. Mike tam bir soytarı. Mesela. We have a great friendship. Biz çok güzel bir arkadaşımız vardı. O zaman Mike senin dediğin gibi komiklik yapıyor. Soytarı demeyelim biraz ağır oluyor ama e, komik bir arkadaşımız. Lili arkadaş canlısı. Emily de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa orada oluyormuş. Şimdi Emily is a bıdı bıdı friend. Şimdi buraya gelecek olan kelimeyi bilmemiz için çok dikkatli olmamız lazım. Bu LGS'de de karşımıza çıkan bir kelime. Emily is a hatta şöyle siyah kalem yazalım ki daha iyi gözüksün. Şöyle kahverengiyle yazalım. Supportive friend, supportive. Support desteklemek Tonguç'um. De Supportive de destekleyen bir arkadaş diyor. Teşekkürler Emine. Şuna bakalım. Tim thinks that Mike is a bıdı bıdı person. Tim düşünüyormuş ki Mike nasıl birisi? Komik biri hocam. Harikasın komik birisi. Ama biz buraya komik birisi yazamayız. Yani komik person yazamayız. O zaman ne diyeceğiz? Funny person. Eğlenceli, neşeli bir insan diyebiliriz. Geldik Lily'ye. Lily demiş ki Lily is a bıdı bıdı friend. Lily çok... E, bir arkadaş. Şimdi Lily nasıl biriydi? arkadaş canlısıydı. Herkes hakkında düşünüyordu. O zaman düşünceli bir diyebiliriz. Thoughtful burada düşünceli kelimesi olarak da thoughtful kelimesini kullanabiliriz. O zaman Emily is a supportive friend. Neden? Çünkü always helps me when I need it. Çünkü daima yardıma ihtiyacımız olduğunda orada oluyor. Tim thinks, Tim düşünüyormuş ki Mike is a funny person. Mike neden funny? Çünkü Mike makes us laugh a lot. Bizi çok güldürüyormuş. Lily de çok düşünceli bir insan. Niye? Her zaman cares about everyone. Lily is very friendly. and cares about everyone. Şimdi buraya bakalım. Read this situation. Burada kelimeler çok çok önemli Tonguç şey benim. Sakın sakın bu kelimeleri aklına çıkarma. Bu kadar kelimeyi nasıl aklına tutacağım hocam? Sana mükemmel bir yöntem söyleyeceğim. Bu yöntem zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntem. Bu yöntemi eğer bilmiyorsanız mutlaka uygulayın. Biliyorsanız ya falan diyorsanız sakın öyle demeyin ve uygulayın. Yöntem şu. Şimdi öğrenmemiz gereken kelimeler zaten yazı notlarımıza yazıyor. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda biz de burada öğretiyoruz. Tamam bu da var. Ama sonrasında ne yapacağız? Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bakın bir tane şöyle boş bir kağıt alıyorsunuz. Hatta bu kağıt kalın olursa daha iyi. Çünkü bu kelimelerin her biri LGS sonuna kadar hep tekrar etmeniz gereken kelimeler olacak. Bu kağıda veya kartona veya da işte biraz daha kalın bir şeye bunları böyle katladıktan sonra bu kelimeleri yazmaya başlıyorsunuz. Ama yazmadan önce tabii ki şöyle bir makas lazım. Makasımızı alıyoruz. Şöyle ben şimdi keseyim bir tane şöyle. Şöyle keseyim evet bir tane. Evet, biraz hızlı kestiğim için yamuk kesmiş olabilirim ama şöyle alayım. ha. Şöyle evet kestik. Şuradan da şöyle keselim mesela tamam mı? Ben şimdi hızlı hızlı kesiyorum vakit kaybetmemek için. Ardından da bir de biraz daha küçük olması için şöyle kesiyorum. Şimdi bu şekilde küçük parçalar ayırdıktan sonra bunları ne yapıyoruz Songuç'um? Çaya koyup kaynatacağız. Çok mantıklı söyledin. Çaya koyup kaynatıyoruz ama. Hayır tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya öğrenmemiz gereken kelimeleri yazıyoruz. Mesela az önce ne öğrendik? Supportive. Supportive'i buraya yazıyoruz tamam mı? Supportive. Ardından da arkasına Türkçesini yazıyoruz. İşte destekleyen, destekleyici dedik. Hani support, destekleyici. Şimdi ve hatta işte başkan kelimemiz vardı. Toadful bak toadful. Okunuşları hiç önemli değil. Burada önemli olan sınavda kelime çıkacağı için okutmayacakları için. Toadful yazdıktan sonra buraya hemen arkasına düşünceli yazıyoruz. Şimdi bu şekilde öğrenmemiz gereken kelimeleri yazılı notlarından, öğretmenimizin verdiği notlardan, buradaki yazılı profesyonel yazdıktan sonra bunları alıyoruz ve hiçbir şekilde bir daha çalışmıyoruz sonuç. Alıyoruz ve sadece cebimize koyuyoruz. Aynen dediğim gibi sadece cebine koyuyoruz. Zaten cebine koyduğunda kantinde, tuvalette, banyoda, halanda, teyzende, markette, okulun bahçesinde, spor salonunda arada bir cebinde bu ne yazıyor diye baktığın an aa supportive neymiş? Destekleyiciymiş. Aa ...düşünceli neydi hatırlamıyorum... ...toadfulmuş dediğin an... ...bu kelimeleri farklı farklı yerlerde gördüğün an... ...emin olabilirsin aklına kalacak. Çünkü sen kelimeleri ezberlemek için genelde ne yapıyorsun? Ya okulda, sınıfta, sırada görüyorsun. Eve geliyorsun, masada görüyorsun. Yani kelimeler karşını hep böyle bir çalışma ortamına çıkıyor. Kelimeler de karşına hep çalışma ortamında çıktığı için... ...kelimelerle alakalı hikaye kurup öğrenemiyorsun. Halbuki yapman gereken şey şu. Kelimelerle farklı yerlerde karşılaşmak. Nasıl büyük markalar senin karşına farklı farklı yerlerde çıkarak senin hafızana kazınmaya çalışıyor. Sen de bu kelimeleri sadece okuldaki sıranda, kursdaki sıranda, evdeki masanda değil farklı farklı yerlerde tuvalette, banyoda, halanda, teyzende, kantinde görürsen emin ol hiçbir aklına çıkmayacak. LGS'ye girerken bütün kelimeleri bileceksin Tonguç'um. Hadi bakalım. Şimdi Hocam kelimeleri alıp tuvalete gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Şu anda dersesin otur otur yani ne tuvaleti Allah'ım ya Şimdi e, önceden kendi yazıp götürebilirdin ama şimdi olmaz. Bekle. Read the situation and write down your answer accordingly. Ha. Durum okuyun diyor ve cevabınızı yazın diyor buraya göre diyor. Bakalım. You are going to be 15 next Sunday. Sen Gelecek pazar günü 15 yaşına giriyormuşsun. Maşallah. You want to celebrate with your classmates. Ha, you want to celebrate it? Kutlamak istiyor musun bunu? With your classmates. Sınıf arkadaşlarına kutlamak istiyor musun? 15 yaşına girdin. Happy birthday diye. How would you invite? Nasıl davet edersin diyor. Şimdi nasıl davet edeceğiz? Öncelikle şöyle bir cümle yazalım mesela. Hello everyone. Herkese merhabalar. Şimdi arkadaşına davet ediyorsun. Ne dersin mesela? Bir doğum günü partisi yapıyorum. I am ben organizing yani organize ediyorum. Organizing. A birthday party bir doğum günü partisi yapıyorum. Nerede yapalım parti Tonguç Eylül benim? Evimde. Tamam evinde yapalım. At my house next Sunday. Gelecek pazar evimde bir doğum günü partisi yapıyorum. Katılmak ister misin? Nasıl diyeceğiz? Would you like to join katılmak ister misiniz diye soruyorsun. İnşallah katılırsın da diyebilirsin. I hope diye söyleyebilirsin. Ondan sonra altına love sevgiler Tonguç diye yazabilirsin. Bu kadar basit. Yapman gereken şey insanları partine davet etmek için bu kadar basit. Ben bir doğum günü partisi yapıyorum. Nerede? evimdi. Evini bilmiyorsan gidemezsin zaten o kadar samimi değilsen. Ne zaman? Gelecek pazar. Katılmak ister misin diyorsun. Katılmak ister misin dedikten sonra bu mesajı hemen ne yapıyorsun Tonguç Elad'ın? WhatsApp grubuna atıyorum. Aynen WhatsApp'tan atabilirsin, Instagram'dan atabilirsin. Direkt kağıda yazıp sınıftaki arkadaşlarına verebilirsin. Fark etmez. SMS e atıp fark etmez. Geldik buraya. Read the invitation. Daveti okuyalım. And refuse it with an excuse. Ha. Daveti oku diyor. Ve refuse yani reddet onu with an excuse bir özürle reddediyor. Şimdi bakalım burada biri göndermiş demiş ki dear Aslı sevgili Aslı Jenny bir mesaj gönderiyor bize. I am organizing a slumber party at my house on Saturday. Ben bir pijama partisi veriyorum evimde cumartesi günü. Wow. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Hope to hear from you. İnşallah katılırsın diye böyle yani umut ederim katılırsın diyor. Kim gönderdi bunu? Jenny gönderdi. Kime? Aslı'ya gönderdi. Şimdi Aslı bu sefer Jenny'ye cevap verirken ne diyecek? Dear Jenny, sevgili Jenny. Bak şimdi bir kere daveti aldı. Ama ne yapması lazım? Reddetmesi lazım. Ne demesi lazım? Gelmek isterdim ama gelemem falan filan diye ne yapacak? Bahaneler uyduracak. Harikasın. O zaman ne diyelim? I would like to come to your slumber party. Senin pijama partine gelmek isterdim. Tamam mı? But fakat şimdi gelemeyecek ya bahane bulacak. I have to help e, my dad. Mesela babama yardım, edecek, yardım edeceğim diyebilir. I have to help my dad. Cumartesi günü. On Saturday. Çünkü eğer babasına cuma günü yardım edecekse cumartesi günü boş oluyor. Gelebilir. Ama tam da o pijama partisinin olduğu güne veriyor. Diyor ki. Fakat diyor. Ben diyor. Ben diyor. Babama yardım etmeliyim. Cumartesi günü. O yüzden gelemiyorum diyecek. Yani I'm afraid. Korkarım. I can şuraya virgülümüzü de koyalım. I can't come diyecek. Bunu kim söylüyor? Aslı. Harikasın. O zaman altına da Aslı yazacağız. Love Aslı. Sevgiler Aslı. Jenny Aslı'ya dedi ki pijama partim var gelir misin? Ne olur gel. Allah'ını seversen gel lütfen gel dedi. Ama Aslı ne yaptı? Jenny babama yardım edeceğim gelemem dedi. Kibar bir şekilde reddetti. Neyse olabilir böyle şeyler. Geldik buraya. Look at the invitation and answer the questions accordingly. Davete bakın diyor ve soruları cevaplayın buna göre diyor. Sorular nerede? Bakalım sorularımız. Ha sorular buradaymış. Sorular gerçekten çok büyük yazılmış. Uzaydan bile gözükebiliyor. Şimdi burada e, diyor ki Friendship Unlimited Celebrating Friendship diye. Ha, arkadaşlık günü kutluyorlarmış. Limitsiz Arkadaşlık günü. Bakalım. Date tarihi ne zamanmış? Sunday, August 5 2018. 2018. Ağustos 5'te. Time 4 p.m. to 7 p.m. 4'ten 7'ye kadar. Peki sabah mı öğleden sonra mı Tonguç? U? Öğleden sonra. Harikasın. Öğleden sonra. P.m. olunca öğleden sonra. Eğer 4'ten 7'ye A.M. yazsaydı yani burada A.M. yazsaydı o zaman gece 4'ten sabah 7'ye kadar olurdu. Tam bir manyaklar partisi olurdu. Venue. Venue ne demek hocam? Venue place demek Tonguç. U. Ben şöyle yazalım. Place de diyebiliriz burada. Sınavda place diye çıkar. Bir yer neresiymiş? İşte MVT Icecon Bangalore. Yani bir mekan varmış oraya davet ediyorlar. Tamam. Şimdi yapılacaklar. Highlights. One. Theatrical play. Bir tiyatro oyunu varmış. Two. Dance show. Dans show varmış. Three. Live band performance. Bir tane performans varmış. Four. Special talk on friendship. Arkadaş hakkında özel bir konuşma varmış. Five. Dinner. Akşam yemeği. O kebap ve lahmacun mu yiyeceğiz? Aynen. Kebaplar lahmacunlar ikram edilecek. Six. Friendship gifts. Arkadaşlık hediyeleri var. Tamam. Şimdi bunlar yapılacaklar. Bunlar tarih, yer ve zamanı. Şimdi diyor ki You can also invite your friends to join this event. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz bu e, etkinliğe diyor. For event etkinlik için, for event pass etkinlik girişi için please contact your folk guide. Burada diyor, e, rehberinizle mutlaka danışın diyor. Demek ki bir davet var, tarihi belli, saati belli, yeri belli, yapılacaklar belli ve aynı zamanda arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Giriş için de rehberimize bulaşacağız. Hadi bakalım. Şimdi sorularımıza bakalım. How long will the event last. Yani etkinlik ne kadar sürecek diyor. Şimdi ne kadar sürecekti? Saat dörtten yediye kadar. O zaman kaç saat oluyor Tonguç? Üç saat. Bu kadar basit. O zaman yazalım. Üç saat. Yani three hours diyebiliriz. Dörtten yediye kadar üç saat etkinliğimiz var. Şimdi diyor ki what kind of a party is it? Ne çeşit bir parti diyor. Şimdi buraya baktığımızda bunun zaten ne olduğunu yazmış. Friendship Day, arkadaşlık günü. O zaman biz buna bir arkadaşlık partisi diye... O zaman biz buna bir arkadaşlık partisi diyebiliriz. Yani friendship party, arkadaşlık partisi, friendship party. Arkadaşlık günü olduğunu yazdık. Zaten burada da söylüyor. Friendship Day, friendship unlimited falan filan. Friendship gives arkadaşlık hediyeleri, friendship hakkında konuşmalar falan diyor. Şimdi when and where is the party? Ne zaman ve nerede parti diyor. Parti ne zamandı? Tarih burada yazıyor. Ne yerde? Yazıyor işte bak. Diyeceksin ki it is değil mi? Burada tarihi yazdığı için ne diyeceğiz? Ağustos'un beşinde pazar günü. Yani şöyle yazalım. It is on Sunday pazar günü. August 5 Ağustos'un beşinde. Ve yeri de söylüyoruz. And in neredeymiş? Bak on tarih için in de mekan için kullanıyoruz. Nerede? M, V, T, e, ...Ice Cone, Bangalore diye saçma sapan bir yerde davetimiz varmış. Zaten biz soruyu yaparken ne yaptık? Bizden ne istiyor? Bize ne vermiş? Bize verilene göre soruları doldurduk. Şimdi devam ediyoruz. Geldik ikinci ünitemize. First semester, first exam subjects. Birinci dönem, birinci sınav konuları. Teen life. Teen life yani gençlerin yaşamı. Gençlerin yaşamı nasıl Tonguç'um? Çok sıkıntılı hocam sınavlar, yazılılar. Hiç endişelenme Tonguç'um. Gençlerin yaşamı çok güzel olacak. Bu sene evet biliyorum sınavlarınız var, LGS var falan filan ama... ...inşallah hepsi bitecek, kurtulacak. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Dolayısıyla şu anda biraz sıkıntı çekiyorsunuz ama... ...ileride çok lezzetli günleriniz olacak. Oh be iki kurtuldu diyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi bu ünitede... E, ...burada yine tabii ki yazın notlarımızdan... ...teen life ile alakalı bak burada kelimelerimiz var kelimeleri güzel güzel yazıyoruz. Ve yine az önce bahsettiğim yöntemdeki gibi kelimelerimizin tekrarını yapıyoruz. Şimdi expressing likes and dislikes. Yani hoşlandıklarımızı ya da hoşlanmadıklarımızı nasıl gösteriyoruz? Teenagers are fond of rock music nowadays. Gençler bugünlerde rock müziği seviyorlardı. Tamam ya like la fond of aynı şey. Expressing preferences yani tercihlerimizi söylemek. Buradaki yöntemimiz şu. Şimdi preferden sonra sevdiğimiz şeyi söylüyoruz. To'dan sonra ise sevmediğimiz şeyi söylüyoruz. Tercih ettiğimiz şey prefer'den sonra tercih etmediğimiz ise to'dan sonra. Yani şöyle diyebilirsin. I prefer science fiction books to diyorsun. Yani sevmiyorum seni. Realistic books. Demek ki bu adam realistic book'ları sevmiyor. Onun yerine neyi tercih ediyor? ...science fiction yani bilim kurgu kitaplarını tercih ediyor. O zaman I prefer... Diyelim ki biz ayranı tercih ediyoruz ama kola içmiyoruz mesela. Kola zararlı ve rezil bir şey değil mi? O zaman I prefer ayran. Ayran zaten Türkçe'de de aynı, İngilizce'de de aynı. I prefer ayran to diyorsun, kola diyorsun. Bu kadar basit. Kola içmiyorum, kola zararlı, asitli. Onun yerine ayranı tercih ediyorum diyorsun. Mükemmel bir şey. Şimdi geldik buraya. Stating personal opinions. Kişisel fikirlerimizi nasıl söylüyoruz? Personally, kişisel olarak... Classical music is boring. Klasik müzik çok sıkıcı diyor. Buraya I think de diyebilirsin. Bence de diyebilirsin. To me de diyebilirsin. Bana göre de diyebilirsin. Burada personal opinions yani kişisel fikirlerini dile getirirken bunu başa koyuyorsun. Sonra da söyleyeceğini söylüyor. Classical music is boring. Veyahut da terrific mesela müthiş de diyebilirsin. Geldik buraya sorularımıza. Diyor ki look at the table. Tabloya bakın. And answer the questions accordingly. Soruları buraya göre cevaplayın diyor. Bakalım. Şimdi Ayça's daily routine. Ayça'nın günlük rutini. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım. 7 a.m'de ne yapıyormuş? Uyanıyormuş. 8 a.m. 8'de kahvaltısını yapıyor. 11 a.m'de muhtemelen okula gidiyor veya bir yerlere gidiyor. Okula gidiyor olsun. 3 p.m'de voleybol oynuyor. 6 p.m'de akşam yemeği yiyor. 9 p.m'de ödevlerini yapıyor. 10 p.m'de ne yapıyor Tonguç'un? Um? Zıbarıp yatıyorlar. Evet aynen uykuya dalıyor diyelim öyle demeyelim de neyse. Şimdi A. What time does she have breakfast? Saat kaçta kahvaltı yapıyor diyor. E zaten burada belli. Baksana sekizde kahvaltı yaptı belli. O zaman ne diyeceğiz? E, at e, 8 sekiz yani buraya sekiz a.m. de diyebilirsin ama şöyle daha güzel yazabilirsin. She has breakfast. She has breakfast at eight am şeklinde yazıyoruz. Yani sabah sekizde kahvaltısını yapıyormuş. Afiyet olsun Ayça'ya. What does she do at three pm? Saat 3'te ne yapıyor Tonguç evladım benim? Voleybol oynuyor. Harikasın. O zaman voleybol oynuyor diyeceğiz. She plays ...volleyball. Voleybol oynuyor. Ne zaman? At 3 p.m. Öğleden sonra 3'te de voleybol oynuyormuş. Aferin Ayça. What does she do before going to sleep? Uykuya gitmeden önce ne yapıyordu Tonguç evladım benim? Homework. O zaman homework yazamazsın. Yani şöyle bir şey diyemezsin. She homework dersen olmaz. Çünkü o ödev oluyor. Halbı yani ödev değil. O ödevlerini yapıyor. O zaman she does homework. Yani ödevlerini yapar. She does her homework bile diyebilirsin. Bu kadar basit. O zaman get up, breakfast, go to school, play volleyball, eat dinner veya have dinner, do homework and sleep diye bitirebiliriz. Geldik buraya. Look at the chart, tabloya bakın diyor. And write down two sentences using prefer or would rather. Prefer'ı veya would kullanarak iki tane cümle yazın diyor. Şimdi burada music preference of the teenagers in Türkiye. Türkiye'deki gençlerin neyi? Müzik tercihi. Bakalım. Yüzde ellisi pop müzik tercih ediyormuş. Güzel. Yüzde yedisi klasik müzik. Yüzde onu rap müzik. Yüzde otuz rock. Yüzde üçü de caz dinliyorlarmış. Çok güzel. Hocam kimse arabesk rap dinlemiyor mu? Ya rapin içine giriyor işte. Arabesk rap de var yani onların hepsi var. Neyse artık. Şimdi ...yüzde elli, yüzde yedi falan filan yazdık buraya. Şimdi o zaman buraya cümlelerimizi şuraya yazalım mesela. Şu sol üstte veya sağ üstte yazalım. They prefer yani Türk gençliği tercih ediyor. They prefer. Neyi tercih ediyor? Mesela pop müziği diğer hepsine tercih ediyor. Çünkü en fazla pop müzik olduğuna göre yüzde elli. Buradaki herhangi bir şey yazabilirsin. They prefer listening to pop müzik. Listening to pop müzik pop müzik dinlemeyi tercih ediyorlarmış. Ardından da tercih etmediklerinden herhangi birisini yazabiliriz. tu dedin. Mesela ne yazabiliriz buraya Tonguç? Un? Rock müzik. Tamam, rock müzik yazabiliriz. Rock müzik diye yazabiliyoruz. Yani bak burada preferi kullandık ve tuyu kullandık. Onlar tercih ediyor neyi? elli. pop müzik dinlemeyi tu rock müzik dinlemeyi. Yani müzik, rock müzik dinlemeyi tercih ediyorlar. Doğru. Niye? Çünkü rock müzik Yüzde Şimdi preferle cümle yazdık bir de would rather yazalım. Onu da sağ tarafa da yani sol tarafa yazalım. Şimdi they would rather. Şimdi would rather yazdık. Aynı prefer gibi yazdık tamam mı? Would rather'dan sonra sevdikleri şey yazıyoruz. Mesela diyelim ki listen to. Bak preferden sonra listening diyeceğiz. ING ile ama would rather'dan sonra listen diyoruz. Listen to. Ne tercih etsen mesela? Klasik müzik. Listen to classical müzik. Classical müzik. Klasik müzik dinlemeyi tercih ediyorlar. Yüzde yedi. Yüzde yediden az olan hangisi? Caz müzik. O zaman listen to. E, şimdi burada prefer olsa to derdik ama rather olduğu için. Would rather than listen to caz müzik. Listen to caz müzik diyoruz. Şimdi bak burada prefer sevdiğimiz şey to sevmediğimiz şey demiştik. Burada they would rather sevdiğimiz şey den sevmediğimiz şey şeklinde söylüyoruz. Woodrader'dan sonra sevdiğimiz şeyi, Den'den sonra da sevmediğimiz şeyi söyledik. Yani bu kadar basit bir kuralımız var. Tonguç Eladı benim. Hatta bunu şurada bir kez daha göstereyim ki aklımızda iyice karışmasın. Şuraya bir şu kağıdımıza israf olmasın gördüğün gibi. Özlemiz yazıyoruz başa. I, U, V, D neyse artık bunu yazdıktan sonra. Ardından preferimiz geliyor. Preferimiz geliyor. Sonrasında da sevdiğimiz şey geliyor. Çok seviyoruz biz bunu. To'dan sonra ise Maalesef sevmediğimiz şey geliyor buraya sevmediğimiz şey geliyor. Anlaşıldı tercih etmediğimiz şey geliyor. Woodrader'da ise bu sefer yine en başa özlemizi koyuyoruz a u v d veya da işte neyse. Sonra Woodrader diyoruz Wood rader diyoruz Woodrader. Ardından sevdiğimiz şey geliyor. Sonrasında den diyoruz sevmediğimiz şey geliyor Tonguç evladım benim. Bu kadar basit tamam. mı? Şimdi geldik buraya. Başka bir soru yani. Write down four sentences according to the table. Yazın aşağıya diyor. Dört tane cümle tabloya göre diyor. Şimdi tablo ne? Burada bir tane çocuk var. Tankut basket oynuyor. Burada bir çocuk var bisiklete biniyor. Tankut var. Şimal var. Beyza var. Tamam şimdi. Tankut basket oynamayı seviyormuş. Bisiklete binmeyi seviyormuş. Şimal ee, basket oynamayı sevmiyormuş ama bisiklete binmeyi seviyormuş. Beyza ise Basket oynamayı seviyormuş ama bisiklete binmeyi sevmiyormuş. Tamam, bakalım. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Mesela like ya da dislike şeklinde söyleyeceğiz ya. Tankut ee, bisiklete binmeyi de seviyor, basket oynamayı da seviyor. O zaman ne diyelim mesela Tonguç? Un? Tankut likes playing basketball. Harika, aferin Tonguç. O zaman senin söylediğin cümleyi yazıyorum. Tankut likes, Tankut hoşlanıyor, beğeniyor. E, playing, likes playing basketball. Bu kadar basit. Tankut basketbol oynamayı seviyormuş. tamam. Şimdi, burada şu önemli. E, and riding bike da diyebiliriz. And riding e bike da diyebiliriz. Geldik buraya. Şimal e, ne yapıyordu? Şimal basketi sevmiyordu. O zaman şimal dislikes diyoruz. Veyahut da doesn't like diyebilirsin. Şimal dislikes playing basketball. Şimal basketbol oynamayı sevmiyor. Ama bisiklete binmeyi seviyor. Ayrı mesele. Peki... Beyza neyi seviyor mesela Tonguç Elhan Basket oynamayı seviyor. E, o zaman ne diyeceğiz? Beyza likes playing basketbol diye yazabiliriz. Veyahut da Beyza dislikes riding a bike diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Basket bol şeklinde yazıyoruz. Geldik buraya. You invite one of your friends to a party. Bak burada çoktan seçmeli soru koyduk. Çünkü biliyorsun Milletin Bakanlığı ortak sınav denemeleri yapacak. ...oraya karşı hazırlıklı oluyoruz. Zaten LGS'de de bizim karşımıza test şeklinde çıkacak. You invite one of your friends to a party. Arkadaşlarına beni bir parti davet etin. And he veya she accepts your invitation. O senin davetini kabul etti. According to the situation above... ...yukarıdaki duruma göre... ...which of the following is suitable? Hangisi daha uygundur diyor. Şimdi e, sen e, o kabul ettiyse ne diyecek? A. I'm busy, thanks anyway... Çok meşgulüm. Yine de sağ olasın. Cık, Allah Allah. Bu olmaz. That sounds awesome. Bu kulağa harika geliyor diyor. Bak burada beğenmemişti. Burada ise beğendi. Maybe some other time. Belki başka zaman. E burada da yine gelemiyor. Maybe later. Belki daha sonra. O zaman bak bunların hepsinde yani Denizli'de, Ceyhan'da ve Adana'da kaçtı. Adeta gelmeyeceğim dedi. Ama B seçeneğinde, Bursa seçeneğinde ne dedi? That sounds awesome. Kula harika geliyordu Zaten accepts daveti kabul ettiyse cevap B olacak. Bu tarz sorularda soruyu anlamazsan şu yöntemi uygulayabilirsin Songuç'um. Eğer Ankara, Ceyhan, Deniz'deki olduğu gibi bunların hepsi üzüntülüyken B, iyi ise cevap odur. Yani üç tanesi Ankara'ya, bir tanesi Bursa'ya gidiyor. Ve hatta üç tanesi Mersin'e bir tanesi tersine gidiyor. Üç tanesi Anya'ya bir tanesi Konya'ya gidiyor. Yani bunlar hep olumsuz düşünmüş. Gelememiş belki başka zaman neyse yine de sağ olsun meşgulüm. Bu ise that sounds awesome diyor. Kulağa harika geliyor diyor. O zaman bu farklı bir cevap yani. O zaman da bize sınavda herhalde farklı bir şey soracak. Çünkü eğer red diyor olsa cevap A'da olur, C'de olur, D'de olur. Bu anlamsız. Geldik buraya. Which of the following is correct according to the email above? Hangisi doğrudur? Yukarıdaki elektronik postaya göre diyor. Bakalım. Dear Kate, sevgili Kate. I'm so happy to receive your invitation to your birthday party. Çok mutluyum diyor. Ee, doğum günü partisi davetini aldığım için çok mutluyum diyor. But, fakat I can't be with you that day. Fakat o gün seninle olamam diyor. Ayda. My grandparents are going to visit us. Dedemler bizi ziyaret edecek diyor. Demek ki anneannesi, dedesi gelecek. Hadi bakalım. I hope everything will be awesome for you. İnşallah umarım diyor yani. Her şey harika olacak senin için diyor. Love Lena. Lena Kate'e mektup yollamış. Tamam bakalım. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Mektup değil de e-mail elektronik posta yollamış. Şimdi A'da diyor ki Kate is one of the guests of the party. Kate partinin misafirlerinden biri diyor. Şimdi burada partinin misafirlerinden biri olamaz. Niye? Çünkü Lena partiye gelemiyorum dedi. Partiye gelemiyorum cümlesini kime söyledi? Kate'e söyledi. Demek ki partiyi veren Kate. parti veren Kate ise o guest olamaz ki, misafir olamaz ki. Niye? Lena dedi ki sevgili Kate. Partinin için çok memnun oldum davet ettiğin için. Fakat gelemeyeceğim dedemler geliyor falan filan. Bunu kim söyledi? Lena söyledi. Kime söyledi? Kate'e söyledi. Demek ki partiyi düzenleyen partinin sahibi Kate. O zaman Kate partinin misafirlerinden biri olamaz ki. Yanlış. Yani parti olacak ama partinin misafiri olmayacak. Partinin ev sahibi olacak. B'ye bakalım. Lena makes an excuse for a not accepting Kate's invitation in her email. Lena yapıyormuş bir özür, özür diliyor. For ne için? Not accepting kabul etmemek için Kate'in davetini elektronik posta. Ha gerçekten de Lena parti yaptığına sevindim fakat olamayacağım. Dedemler geliyor. İnşallah her şey senin için harika olur dedi. Bu doğru. C'ye bakalım. Lena is the inviter and Kate is the invitee. Lena davet eden Kate davet edilen diyor. Tam tersi. Burada Kate davet eden çünkü onun partisi. Lena da davet edilen ve gelemeyen dedemler geliyor falan diye bahane bulan. Dolayısıyla bu yanlış tam tersi olacaktı. Lena is the invitee. Kate is the inviter davet eden olacaktım. Denizli'ye bakalım. Lena won't attend the party because of a health problem. Lena partiye bir sağlık probleminden dolayı katılamıyor diyor. Doğru mu? Hayır hocam dedesi geliyor. O zaman bu da yanlış. Çünkü dedesi gelmek başka, sağlık problemi başka. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Geldik buraya. Which of the following completes the dialogue above? Hangisi, aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diyor. Bakalım burada iki arkadaş konuşuyorlar. Jack'le e, kim bilmiyorum. Neyse işte. Diyor ki, what is your favorite activity in summer Jack? Yazın en Office favori aktiviten nedir diye soruyor Jack'e. Tamam bu Jack. Ozan zaman Jack burada. Jack'i yazdık. Tamam. Jack de cevap veriyor. I'm fond of doing exciting activities such as skydiving. Ben heyecan verici aktiviteler yapmayı seviyorum. Such as yani örneğin skydiving. Paraşüt atlamak gibi. Şimdi bu da diyor ki. How often do you do it? Ne sıklıkla yapıyorsun bu manyaklıkları? Yani ne sıklıkla yapıyorsun bunları diyor. Yani güzel bir şey tabii. Şimdi bu da bir cevap veriyor. How often sorusuna verilecek bir cevap veriyor. Ne sıklıkla sorusuna. O da diyor ki wow you are an adventurous person. Sen bir macera perest insansın diyor. Şimdi o zaman bu Jack kardeşimiz acaba ne dedi? No never. Bak ne kadar sıklı yapıyorsun hiç asla. Asla hiç yapmam. O zaman niye bu maceracı desin ki? Bu anlamsız. Twice or three times a week. İki ya da üç kez haftada diyor. Bak bu olabilir. Çünkü bu ifadeden sonra wow sen bayağı macera peres bir insan mısın diyebiliriz. Niye yani haftada 2-3 kez paraşüt atlayan biri gerçekten macera peres bir insandır. Bursa'ya bakalım. I try it only once a year. Ben sadece yılda bir kez deniyorum. E, sadece yılda bir kez paraşüt atlayan bir adama da macera perest denmez. Ya. Hatta hadi macera peres desen bile wow demezsin yani. Dedi diyor ki hard level, neredeyse hiç. Şimdi bak neredeyse hiç yılda bir kez denerim. Asla diyen bir insana Wow, macera perest denmez. O zaman burada cevabımız C seçeneği. Twice, iki kez. Or three times, üç kez. A week haftada iki üç kez atıyor. Yani ayda neredeyse sekiz on kez atlıyor. Geldik buraya. Map örnek yazılı sorusu benzerisi bir sorumuz var. Dikkatli bir şekilde önce metni okuyacağız. Sonra da şu soruları cevaplayacağız. Diyor ki, read the text, texti okuyun and answer the questions accordingly. Ardından da soruları buna göre cevaplayın diyor. Başlayalım. Hello, I am Talha. Merhaba, ben Talha. I think friendship is one of the most important things in our lives. Bence arkadaşlık hayatımızdaki en önemli şeylerden biridir diyor. Ha hayatımızdaki our lives, most important. I have two best friends. Benim iki tane en iyi arkadaşım var diyor. Mehmet and Ahmet. Ahmet ve Mehmet en iyi arkadaşlarıymış bu arkadaş. I can share my secrets with them. Ben paylaşabilirim sırlarımı onlarla. Secret sır demek. Because they keep them. Çünkü onlar onları saklar yani bu sırları saklar. Mehmet likes working in groups. Mehmet gruplarla çalışmayı sever. But Ahmet doesn't. Fakat Ahmet öyle değildir. He gets red when he speaks in front of people. O kızarır yani kırmızılaşır, kızarır, utanır demek istiyor. When he speaks in front of people. İnsanların önünde konuşunca utanır diyor. I don't get on well with Mahmut and Burak. Ben Mahmut ve Burak'la iyi geçinemem diyor. Allah Allah bu nasıl bir adam da hep erkek arkadaşlar baksana Talha'nın. Ahmet, Mehmet, Mahmut, Burak hayırlısı. Mahmut always thinks of himself. Mahmut daima kendini düşünür. And Burak never shares what he has with us. Ve Burak asla paylaşmaz sahip olduklarını diyor. Şimdi o zaman A sorusuyla başlıyoruz. Who are Talha's buddies? Kimler Talha'nın kansızları Tonguç'u? Ahmet ve Mehmet. Harikasın. O zaman Ahmet ...and Mehmet ya da Mehmet and Ahmet diyebiliriz. Güzel. What is Ahmet like? Ahmet nasıl biridir diyor. Ahmet nasıl biridir? Bakalım. Ee, he gets red when he speaks in front of people. İnsanların önünde konuşunca kızarıyormuş. O zaman bu utangaç biridir. O zaman Ahmet is shy. Yani utangaç diyebiliriz. Şimdi demiş ki... Does Talha like Mahmut? ...tala Mahmut'u sever mi diyor. Mahmut seviyor mu Tonguç'um? Mahmut'a kılıyor hocam. O zaman... ...no... ...he... ...doesn't diyeceğiz. O sevmiyor diyeceğiz. Niye? Çünkü... ...I don't get on well with Mahmut and Burak. Mahmut ve Burak'la iyi geçinemem diyor. O zaman... ...Mahmut ve Burak'la iyi geçinemiyorsa... ...Mahmut da sevmiyordur. Who is Stingy? Kim pintidir? Cimridir diyor. Kim pintiydi? Burada yazıyor. Burak. Niye? Never shares what he has with us. Asla sahip olduklarını bize paylaşmıyormuş. O zaman... Burak is stingy diyebiliriz. Burak pinti cimri diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir map örnek yazılı sorusu benzerine. Read the message and answer the questions accordingly. Mesajı okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Şimdi Tuğçe bir mesaj atıyor. WhatsApp grubundan alınmış. Shall we go to a picnic on Sunday? Pazar günü pikniğe gidelim mi? Yeliz cevap veriyor. I'm afraid I can't. Korkarım gelemem. Selma cevap veriyor. Yes, I'd love to. Evet isterim. Çağla diyor ki, sure why not? Neden olmasın? Bilge ne diyor? I'd love to but I have other plans. İsterdim fakat başka planlarım var diyor. Şimdi o zaman Tuğçe'nin davetine Yeliz korkarım olmaz dedi. Selma olur dedi. Çağla neden olmasın olur dedi. Bilge de başka planlarım var dedi. Demek ki Yeliz eksi, Bilge eksi. -ge Gelemiyor bunlar muhtemelen Tuğçe'nin davetine. Selma ve Çağla geliyor. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki, Who makes the invitation? Daveti kim yaptı? O zaman buraya Tuğçe yazabiliriz. Tuğçe. Tuğçe yaptı. Veyahut da Tuğçe makes the invitation diyerek biraz daha uzatabiliriz. Devam ediyorum. What is the event? Etkinlik nedir? Piknik. O zaman it is a picnic diyebiliriz. Tamam. Who accepts the invitation? Kim daveti kabul etti? Selma ve Çağla kabul etti hocam. Harikasın. O zaman... Selma and Çağla dememiz yeterli. Selma and Çağla accept the invitation da diyebiliriz. Bu kadar yasak da olur ama sonu da böyle tamamlayabiliriz. Devam ediyorum. How many people refused the invitation? Kaç tane insan reddetti, refuse the invitation? Daveti kaç kişi reddetti Tonguç'um? İki. O zaman iki. O zaman two diyebilirsin. Ya da two people refuse the invitation da diyebiliriz. İki insan davet reddetti diyebiliriz. Şimdi Tonguç'um güzel güzel yazı notlarımızdan kelimelerimizi çalışıyoruz. Hem birinci hem ikinci yazılı için tüm derslerdeki en büyük yardımcımız olan yazı notları zaten bizi bekliyor. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızın içerisinde bu konularla alakalı gördüğün gibi hem ayrıntılı bir şekilde bir kelime bilgisi var. Sonrası kelime alıştırmaları var. Ardından gördüğün gibi özel sorular var. Burada ekstra dijital soruları da çözmelisin. Çünkü bizim kitaplarımız biliyorsun hem ...telefondan çözülebiliyor, tabletten çözülebiliyor... ...ve kitabın üzerine çözebiliyoruz. Sonrasında Teen Life ünitesinde yine kelimelerimizi çalışıp... ...buradaki sorularımızı güzel güzel çözüyoruz... ...Zonguç'um. Bir de tüm dersler kitabımız var. Tüm dersler kitabımızın içinde de yine etiket kazdığımızda ...ortak sınav denemelerine ulaşabiliyoruz. Burada da İngilizce'de... ...hemen şöyle açıyorum. Nerede? Burada. ha. Friendship sayfa 266'dan... ...başlıyor. Buradaki soruları çözüyoruz. Ardından... Teen Life'da 270'den başlıyor. Burada da sayfa 273'e kadar çözüyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize e, iyi şanslar. Good luck diyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. Donguç Dersane sundu.